Herkese merhaba. Bu uygulamada Kesht Web Viewer nedir, e, nasıl kullanılır bundan bahsedeceğiz. Öncelikle Kesht Web Viewer ücretsiz bir e, yapı. Yani Kesht kullanan kullanıcılar da direkt e, online bir ortam platformun içerisinde modeli görüntüleyebilmek için e, sizlere sunulan bir yapıdan bahsediyoruz. Peki içerisinde neleri kapsıyor İşte malzemedir işte ortam sahneleridir ışıktır e, aynı şekilde modellerin kamera açılarıdır bunları yönetebiliyorsunuz şimdi öncelikle bir model buraya karşınıza getirelim import diyelim burada e, bir matkap modelimiz var import deyip burada sahne içeri getirmeyeceğim e, daha önce kullandığım ayarları burada getiriyorum ki bunu daha önceki videolarda görmüştük import deyip bakın burada öncelikle bir browse diyorum şurada de export dedikten sonrasında export ediyorum bakın. Şimdi modelimizi bu şekilde karşınıza getirmiş oluyoruz. Bakın modeli karşınıza getirdikten sonra e, sonra şimdi öncelikle e, malzeme tanımı yapacağım. E, malzeme tanımı yapmak için Modelimin modelin ilgili parçasını tıklıyorum. Multi material diyorum. Buraya çünkü çok farklı malzemeleri eklemek istiyorum. Şimdi materials kısmına gidiyorum. Mesela shiny e, green daha önce kullanmışım. Bunu Buraya ekleyeceğimi söylüyorum. Bakın buraya bu şekilde eklemiş oluyorum. Sonrasında aynı şekilde yellow diyorum. Yellow dedikten sonrasında Anodized e, alüminyum Browse'da var. Bir deneyelim bakalım. İstediğimiz görüntü alabiliyor Evet, istediğimiz gibi karşımıza getirdi. Bir de e, ne getirelim? Red getirelim. Bir tane de şöyle kırmızı bir renk atamış olalım. Burada bakın çoklu rengimiz olsun. Şimdi e, bununla beraber Kamera açıları ekleyelim. Şimdi mesela kameramıza bakıyorum. Buradan bir tane kamera ekliyorum. Mesela şöyle 3D-1. Sonrasında aynı şekilde şöyle arkadan bakan bir görüntü. Şöyle tepeden bu şekilde görüntü gelsin istiyorum. Bunu da yeni bir kamera ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi burada bakın 3D-2 isimli veriyorum. Bu şekilde bir açıyla karşımıza geliyor ee, bir de şöyle tepeden bir görüntü şey yapalım şöyle nasıl olsun tam şöyle devirecek şekilde karşımıza getireceğim yeni bir kamera açısı buraya eklemiş olalım Ha bu arada ee, şimdi sahne tanımladıktan sonra sahneye göre de ekstra bir ee, tanımlama yapacağım bakın şöyle 3D1 3D2 3D3 şeklinde görüyorum Şimdi gelelim buraya environment'a. Buraya da bir tane sahne de ekleyelim. Ee, bakalım burada bir, bir tane stüdyomuz var. Yani mümkün mertebe mantıklı yapıları kullanmaya çalışıyoruz. Şimdi ee, bakın bu şekilde modelimizi getiriyorum. Modeli getirdikten sonra Ctrl D'ye bastıktan sonra bakın ee, montajınızı seçerseniz montajı kendi etrafına döndürüp Dediğiniz gibi modeli yönetebilirsiniz. Bakın e, Rotate ile döndürdüm. Şimdi Translate ile de birazcık şöyle çekeceğim ki hani ışık biraz daha e, modelin üzerine vursun. Bakın burada da e, kameraya gidiyorum. Yeni bir sahne ekleyeceğimi söylüyorum. Diyorum ki işte e, Scene Photo diye buraya bir sahne ekliyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra bakın e, hatta metrala gidelim bakın. Bakın bu şekilde görebiliyoruz böyle görebiliyoruz. Bu şekilde sarı görebiliyoruz. Yani ee, sahne içerisinde renkleri de çeşitli şekilde görüntüleyebilmek mümkün. E, farklı kamera açılarımız da var. Tabii ki şimdi burada biraz çok e, istediğimiz sonucu mesela 3D bir aldık mesela. Bakın bu mesela çok absürt karşıtı ama mesela 3D bir çok hoş duruyor. Ya sin foto bu da aynı şekilde bayağı hoş duruyor. Bunları o zaman bir web platformunda ee, yükleyelim. Bunu özellikle tedarikçilerinizle paylaşırken de çok faydasını görürsünüz. Çünkü ücretsiz bir görüntüleme sunuyor bize. Şurada gördüğünüz bakın Web Viewer'la beraber öncelikle cloud'a yükleyeceğini söylüyor. Burada tabii ki gerekli malzeme bilgilerinin hepsini yüklüyor ki burada birazcık uzun sürebilir bu arada. Çünkü ee, bir yükleme süresi ortaya çıkıyor. Farkındasınız bakın render işlemini de o esnada yapıyor bu arada. Şimdi buraya bir isim vereceğiz şimdi buraya isim verdikten sonra name e cordless drill diye yazalım. İsterseniz bu arada buraya şifre de girebilirsiniz ki hani güvenlik açısından korumak istiyorsanız böyle bir yol izlenebilir. E Balanced, best performance veya high quality seçenekleri yer alıyor buna göre tabii ki sizlere e sunabileceği alt yapılar mevcut Buradan da isterseniz kendiniz de yönetebilirsiniz. Mesela back texture'sa detayı biraz daha arttırabiliyorsunuz detay e, desenlerin ama e, ben bunu şimdi kapatıyorum hani biraz buradaki çalışmayı e, uzun tutacak. Burada direkt upload demem yeterli bakın up, e, isterseniz burada augmented reality ios için e, devreye alınabilir diyor. E, Upload dedikten sonrasında bir nebze uzun sürebiliyor derin gibi. Burada bir e, yükleme süreci var. Çünkü e, ister istemez sizler bir upload işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Mesela burada sahneye bakın farkındaysanız kaydediyor. Şimdi buradaki adımları birazcık bekleyelim. Birazdan da aynı şekilde link olacak. Linki de buradan çağıracağız. Evet final sonucu aldığımıza göre bakın şöyle altta linki görebiliyorsunuz. Bu linki girip e, Tedarikçilerinize paylaşırsınız. Mesela biz burada Google Chrome'u açalım. Şöyle linkimizi açalım. E, sonrasında KeyShot WebWeaver bakın yüklemeye başlayacaktır. Tabii ki burada e, makinenizin performansı, network yani ağınızın da kalitesi önemli. Sonuçta e, görüntülerken bu tip bilgilere ihtiyaç olacak. E, burada biraz performans arıyoruz yani aslında. Şimdi yüklemeyi gerçekleştiriyor, bakın buradan da modeli hemen buraya ekleyin. Bakın Labels Applied, bakın bu şekilde karşımıza geldi. Kaliteyi görebiliyorsunuz, bakın detay bilgisi burada net bir şekilde görülebiliyor. Şimdi ben burada Labels Applied'ı seçeyim. Buradan da hatta rengimizi de şöyle bir değiştirelim, bakın yeşili ekleyelim. Turuncuyu görüyoruz, İşte kırmızıyı görüyoruz. Bakın Anodize yani e, kaplama ile gerçekleştiren çok detaylı bir şekilde görünebiliyor. Hatta bunun bakın açılarını biraz değiştirelim. 3D 1 görüyorum bakın. Bakın ışık soldan çok detaylı bir şekilde vuruyor. 3D 2 şeklinde bakın görebiliyorsunuz. Tabi bu görüntü buraya pek uygun değil. 3 ee, nolu yapıyı görebiliyorum. Bakın sim fotos da yine aynı şekilde detaylı görebiliyorum. Tabi buraya biz bir environment eklersek daha faydalı olacak. Yani Environment'da bakın çeşitli ee, renkler farklı altyapılarda görünebiliyor. Şöyle Açımıza bir değiştirelim. Bu şekilde bakın 3D2'yi getirdim görüntü karşıma geldi. İsterseniz bakın burada We've Seen in VR veya AR şeklinde görüntüleyebilmeniz mümkün. Burada baktığımızda KeyShot'ın kendi platformlarında erişebiliyorsunuz. Veya bu modeli döndürme, sağ-sol çekme, yakınlaşma gibi işlemlerini direkt doğrudan buradan da yapabilirsiniz. Bakın Tumble, Camera, Sol Click ile Modeli dilediğiniz gibi döndürüp döndürüp inceleyebilirsiniz veya pen kamera deyip dolay kamera deyip buradan dediğiniz gibi ilerleyebilirsiniz bakın dolayı ile mesela ileri geri yakınlaşma imkanı mümkün sol kuvvünüzle e, yönetirseniz daha uygun olacaktır tabii ki burada isterseniz bir ekran görüntüsü alabilirsiniz veya bir performans e, kontrol yapabilirsiniz bakın burada performansın ne seviyede artış gösterdi veya ne seviyede azalış gösterdiğinde buradan görebiliyorsunuz. Bakın sabitlendiğinde direkt görüntü karşınıza geliyor. Bu şekilde KeyShot Web Viewer uygulamasını da görmüş olduk. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.